Buyurun. Merhabalar teyzeciğim. Merhaba, hoş geldiniz. Biz Bartın Gençlik Merkezi'nden geliyoruz. Bir günlük çırakların olup bu sanatı bize öğretmeni istiyoruz. Buyurun, şöyle oturun bakalım. Teşekkür ederiz. Buyurun, hoş geldiniz. Adım Pembe Bensiz. Ben 1945 doğumluyum. Epçiler Köyü'nde doğdum. Orada gittim okula. 5. sınıfı bitirdim. Ondan sonracığım yaşımız büyüdü. Evlendik falan. Sonra çocuklarım da vardı. Ben bu şeyi 15 yaşımdan beri yapıyorum. Zembili. Zembil bunun adı. Evlendik falan gene yapıyorum. Büyüklerden gördüğümüz gibi. Bu zembili şeysi var. Bunların anlaşan giderdim. Çünkü büyük yaparlardı o zaman. Kız tarafına, oğlan tarafından zembille doladın, eşyalığa giderdin. Çok çok güzel olurdu. Oraya gidince, o zembilleri alınca kız tarafından da el kadar küçük mendiller olurdun. Zembili götürene küçük mendil verirlerdin. Yani sen bunu getirdiği buraya diye. Hiç ben hayatımın zorluğunu çekmedim. Her şeyi severek yaptım. Beyimi de sevdim. Geçinmemi de sevdim. Hiç yani yemek yapmaya falan ben hiç sıkılmadım. Her şeyi yaptım, becerdim. Hala yapmadayım. Benden kavga diyorlar kızlar, sen ağır ol diyorlar. Duramıyorsun, gene bunları da yapıyorsun işte. Şimdi bizim kapımız kilitli. Mehmet amcayla dükkandayız. Terzi. O da evde duramıyor. Kapıyı kilitleyelim diyorum, boş ver. Durma evde. Canım sıkılıyor diye. Ben de ona ütü yapıyorum, paça ütülüyorum. Müşteriye veriyorum. Canım sıkılıyor, bunları yapıyorsun. Ona da yardımcı oluyorum. Beraber geliyoruz. Öğlen yemeğinde beraber yiyoruz. Akşam beraber gidiyoruz işte. Sakın sakın birbirinizi seveyi sayın. Bu bir saygıdan çıkar bu. Kaç sene? Biz 62'de evlendik. Yaşlar oldu 76. Bu mısır soymuğu. Bunu ağacında, mısır ağacında kurursa çok güzel olur. Eğer yaşıyla alırsay bu yaptığı şey küflenir. Bu ağacında kurumuş. Bak arkadaş bana getirdi. Ben bunu güzel temizledim. Çirkinlerini attım. Güzellerini aldım. Islıyorum ben bunu. Islamazsa bir yere gelmez. Katı ya. Sepetleri, şeyleri meydana götürüyorum böyle. Çok güzel oluyor. Bu zevkinle yapıyorsun yani. Bu bizim anneannemiz, annem, anneannem, büyüklerimiz yapardı yani. Ben 15 yaşımdan beri yapıyorum bundan. Nihale yapıyorsun mesela, sepet yapıyorsun, terlik yap. Algıdan neye geçerse, benim İstanbul'da kızım var, bisiklet yapmış mesela. Bisiklet. Bunu yapanıysan, bisikleti tekerleklerini mesela nasıl neyse ona göre bisiklet yapmış. Şimdikiler ne yapıyorlar? Hiçbir şey, sabır yok. Zorluğa gelmiyorlar. Aslında her zorluğu bir şeyi vardır. Zorluk çekmek zorundayız yani. Çok şükür biz emekliyiz. Emekli parası bize yeter. Yeter de bu Mehmet amcayı ben evde bırakamıyorum. Ben evde ne yaparım, canım sıkılıyor diye. Onun için ben de onu kendini yollayamıyorum dükkana. Peşinde ben de öyle geliyorum. Vuruyoruz kapıya kilidi. Beraber geliyoruz, beraber gidiyoruz işte. Biz kaç sene, 2-3 sene nişanlı kaldık. Nişanlımızın yanına yani iki laf etmedik, konuşmadık. Karşıdan karşıya, ben şimdi çay yapıyorum, önüne götürüveriyorum değil mi? Bu utanaraktan, ben şimdikilere çok kızıyorum. Evvela biriyi seveceği, sayacağı, saygı göstereceği, bu geçinmek de böyle. Ben hiç yorulmadım şimdiye kadar. Yani çok şükür Allah'a, bin şükür. Ağrı yok mu de? Var. Oraya ağrı. Hap yutası geçer. Gene mesela devam. İşi başı sabır. Her şeyde sabır. Yaptığı işte bir yanlışlık olu. Kızıp da onu atmayacak. Sabır edeceği. Onu tersine al. Tazele. Her şeye sabır lazım.